Değerli arkadaşlar, Sinop Ayancık'tayız. Malumlarınız son birkaç gündür meteorolojinin uyarıları ve aldığımız tedbirler sonucunda Sinop Ayancık'ta ve Kastamonu, Bartın, Karabük ilgilendiren buradaki yoğun yağışlar aldı. Bugün itibariyle yağmurlar şiddetini azaltmış vaziyette. Bugün de arkamızda gördüğünüz gibi dere yatağındaki su seviyesi de azalmış vaziyette. Ama bütün kurumlarımız olarak, bütün bakanlıklar teyakkuz halinde binlerce personel, binlerce iş makinesiyle vatandaşımızın, milletimizin yanındayız. Bu son yağmurlarla bu bölgede etkilenen fazla bir şey olmadı. Bundan sonra da olmaması için bütün tedbirlerimizi aldık. Malumlarınız geçen yıl Ağustos ayında Batı Karadeniz'de büyük bir sel felaketi olmuştu. Maalesef kayıplarımız olmuştu. Onun sonrasında tedbirlerimizi aldık. Çalışmalarımıza hızlıca başladık. Onlarca köprümüzü yeniledik. Yeniden yaptık. Sellere, afetlere dayanıklı köprüler inşa ettik. Şu an arkamızda görülen köprü de yine kışın ortasında açtığımız önemli yapılardan bir tanesi, İki Su Köprüsü. Buna benzer pek çok köprüyü bölgede bitirdik. Bu köprüler sayesinde son yağışlardan bölgelerimiz hiç etkilenmedi. Tabii eksiklerimiz var. Çünkü bunlar zaman gerektiren işler. Özellikle köy yollarında, grup yollarında çalışmalarımız devam ediyor. Çok önemli mesafeler kaydettik son bir yıl içerisinde. Bunları artarak devam edecek. Tabii bu uyarıları vatandaşlarımızın dikkate alması ve ona göre kendilerine tedbirler almaları bu son yağışlardan etkilenmemeleri önemli bir etken oldu. Yine vatandaşlarımız uyarıları dikkate alsınlar, kulakları bizde olsunlar. Biz onlarla beraber bugün buralardayız. İnşallah herhangi bir sıkıntıya mal vermeden bu süreci de atlatacağız. Ama bizim buradaki işlerimiz devam edecek. O yüzden yapmış olduğumuz onlarca işin üstüne yine köy yolları olsun, diğer grup yolları ve yapmamız gereken işler zaten planlandı. Bütün yüklenicilerimiz arazide. Yine kamu, kurum, kuruluşlarımız bütün hepsi arazideler. İnşallah bu süreci de atlatıp bundan sonra olası bir afet durumunda yine etkilenmemek üzere bütün çalışmalarımıza odaklandık. Onları devam ediyoruz. Şimdi Sinop Ayancık'tayız. Birazdan Türkiye ile geçeceğiz. Oradan da Kastamonu'ya geçmeyi ve oradaki arkadaşlarımızla çalışmaları yerinde incelemek üzere buralardayız. Yine vatandaşımızla, milletimizle beraberiz. Her zaman olduğu gibi inşallah bu süreci de rahat bir şekilde atlatacağız. Thank you.